Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Almanya 5 orta Asya ülkesi ile stratejik ortaklık için kolları sıvadı. Ortaklık kapsamının ekonomi, enerji, doğal kaynaklar ve bölgesel konuları içereceği belirtiliyor. Berlin'de Başbakan Olaf Scholz'un 5 orta Asya ülkesinin liderleri ile gerçekleştireceği zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada Almanya ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında stratejik bölgesel ortaklık kurulacağı açıklandı söz konusu ortaklığın ekonomi, enerji, doğal kaynaklar, iklim ve çevre, bölgesel işbirliği gibi alanları içerdiği belirtilirken, tarafların bundan sonra benzer formatlarda düzenli istişarelerde bir araya gelecekleri ve bir sonraki zirvenin 2024'te Orta Asya'da devlet başkanlarının katılımıyla yapılacağı açıklandı. Almanya Başbakanı Olaf Schuchol'un daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un katıldığı Berlin'deki zirvede, enerji güvenliğini güçlendirme ve alternatif enerji tedarik yolları yaratma hedeflerine vurgu yapıldı. Toplantıda bölgeyi Kafkaslar, Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan Orta Koridor güzergahının geliştirilmesine yönelik girişimlere de destek verildiği yinelendi. Son yıllarda Türkiye'nin uluslararası düzende siyasi ve askeri açıdan önemli bir güç haline gelmesi, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkinin stratejik derinlik kazanmasında önemli sebeplerden biri oldu. Orta Asya ülkeleri gelişen Asya'nın kilit noktası haline geldi. Yeni lojistik yolları arayan Orta Asya'nın batının ilgi odağı haline geldiğini belirten uzmanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya çıkacak orta koridorun geliştirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu söylüyor.